Ben öncelikle bize İzmir'in 100. Kurtuluş Yıl dönümünde bu imkanı sağlayan ve böyle bir organizasyonu yapmamıza vesile olan Buca Belediye Başkanımız Sayın Erhan Kılıç'a, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze en içten dileklerimle teşekkür ederim. 15 Mayıs 1919'da İzmir maruz kaldığı işgalde bu yağmadan ve esaretten kurtarılacak olan kahramanı bekliyordu. İsabete bakın ki bu kahraman aslında İzmir'e pek de uzak olmayan ve İzmir'e coğrafi özellik bakımından da çok benzeyen, belki de en çok benzeyen bir kentten, Selanik'ten çıkacak. İşte İzmir'i, kurtuluşu, kuruluşu, cumhuriyeti ve Türkiye'yi Atatürk'süz konuşmak çok büyük bir eksiklik, hatta büyük bir haksızlık olur. Yunanistan'ın İzmir'i işgalinin altında yatan sebep, işte onların bir büyük ideal dedikleri ya da işte eski kendi Bizans İmparatorluğu'nu ya da Grek İmparatorluğu'nu tekrar kurma hayalinden ibaret olduğu ile ilgili bir takım genel bir kanaat söz konusu. Kadar falan sonra. Ama peki İzmir niye bu kadar önemli? Ona bakmak lazım. Tabii İzmir şundan dolayı bir kere her şeyden önce önemli. Bizim hani Türk kültüründe ve tarihinde bir kızıl elma figürü var. Böyle hedef olarak önümüze koyduğumuz, ulaşmak istediğimiz hedefi ifade eden. Kurtuluş Savaşı'nın aslında hedefidir, kızıl elmasıdır İzmir. Kurtarılmak için yani hedeflenen yer. İzmir'in kurtarılması aslında aynı zamanda da ülkenin kurtarılmasını ifade ediyor. Ölüyorlar, asimile ediliyorlar, yok ediliyorlar. Kaçabilenler Anadolu'ya kaçıyor. Şunu hiçbir zaman unutmayalım. Biz tarihi, ki Hakkı Hocam da akademik anlamda üniversitelerde anlatıyoruz. Anlatıyoruz ama bizim tarihsel anlamdaki en büyük sıkıntımız maalesef yetiştirdiğimiz nesillere doğru bilgiyi, sağlıklı bilgiyi empati kurarak veremiyoruz. Hocam, Hakkı Hocam, birkaç şey söylemek istiyorum. Neler varsa da. Ama zaman, milletler ve milliyetçilikler çağı. Bu Fransız devrimiyle başlıyor ama onun biraz daha geri planı var. 16. yüzyıllara kadar falan gidiyor. Türkiye Tarih Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Hakkı Uyar ve çok değerli yönlendiricimiz, tarihçi, yerel yönetimler uzmanı Sayın Mehmet Fatih Barış'a bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Buca Belediye'miz adına ve siz değerli konuklarımıza da bu anlamlı ve dop dolu içeriğiyle bu güzel panelde bizleri yalnız bırakmadığınız, bizlerle olduğunuz için Buca Belediye'miz adına teşekkür ediyoruz efendim. Bu arada Buca Belediye'mizin tüm etkinliklerine yine sosyal medya hesaplarımız üzerinde